Evet beyler. Yayına hoş geldiniz. Şimdi yerime geçeceğim. Tuzla Spor, Kastamonu Spor, Pendik Stadı'na size söz verdiğimiz gibi biletimizi aldık. 80 liramızı verdik, maça girdik. Şöyle söyleyeyim ben size. Maçta bir kadın yan hakem var. Ha, bu sezon 3. veya 4. defa denk geldim. Göstereyim. İçerisi hemen hemen boş. Kastamonu tribünde girmediler. Tuzla Spor tribünde yönetimlerini protesto etmek için içeri girmedi. Öyle söyleyeyim. Dışarıdalar. İki takımın taraftarları da dışarıdan destek veriyor. Polis yoğun bir güvenlik önlemi almış burada. İki takımın da taraftarı yok. İkisi de dışarıda. Maça Tuzla Spor başlayacak. Ben size şöyle göstereyim. Bakın kale arkasından pek görünmüyor da şuradaki otobüs full orası Kastamonu Spor taraftarı. Bir otobüs gelmişler. Orada dışarıdan takımlarına destek veriyorlar. Tuzla Spor tribünü de dışarıda. Onlar da yine dışarıdan bağırıyorlar. Arka taraftan bağırıyorlar. Hatta meşale falan yapmışlar. Şimdi stat bayağı bir şey oldu. Duman altı oldu. Hakem maçı başlatacak. İki takım da hazır. Sadece protokol tribünü dolu. Bir de onun haricinde kombineli seyirciler gelmişler. Pendik Stadı'nda. Böyle göstereyim. Ekranı çeviremiyorum arkadaşım. Çoğunluk televizyondan seyrettiği için, telefondan seyrettiği için ekranı böyle tutacağım. Bilgisayardan seyredenler için üzgünüm. Telefondan seyredersen daha iyi olur. Maça Tuzla Spor başladı. Hemen hızlı başladı Yasin Yener'le. Yasin de geçen sene Kastamonu forması terletti. Bilet fiyatları doğru kardeşim. 80 lira ev sahibi, 100 lira deplasman tribünü. Doğru. O yüzden statta kimse yok. Boş stat. Yani güneş çarpıyor telefona. Şu an net gözüküyor mu bilmiyorum. Arada hatam olursa affola. Tuzla Spor şu an atakta. Kastamonu hiç riske girmedi. Topu aldılar. Top tekrar Tuzla Spor'da. Tuzla Spor'da da bayağı yeni transferler var. Samsun'dan Samet Asa Tekin geldi. Sivas Belediye'den Ömer Faruk Ermeç geldi. Geçen sene Bandırma'da oynuyordu. Şimdi Tuzla Spor bir free kick kullanacak. Dakika 1. Evet. Tuzla'da Yasin Yener topun başında. İçeri orta açtı. Zayıf düştü orta. Şimdi Kastamonu kontrayla hızlı çıkıyor. Şimdi Kastamonu free kick kullanacak. Kastamonu taraftarları da hemen şu öndeki reklam panolarının arkasında otobüslerinin yanında taraftarlarına destek veriyorlar. Gördünüz mü? Kadrolara çok bakmadım. Sadece hani hemen hemen tanıdığım oyuncuların ismini söylersem arada yani söylerim. Maçı anlatmak babında. Şimdi Kastamonu Spor ataktaydı. Tuzla Spor hızlıca topu kaptı. Göksu'yla atağa çıkıyor. Tuzla Metincan ayak koydu orada. Top taca çıktı. Tuzla Spor bekletmeden kullandı. Samet Asatekin'de top. Şimdi Emre Kara. Tekrar Kastamonu. İki takım da şu an çok istekli. Benim gördüğüm dakika henüz 3. İki takım da bayağı istekli. Evet, Tuzla Spor içeride. Topu kaybetti. Göksu kaleye şut. Kaleci İsmail Şahmalı kurtardı. Şimdi
Göksu. Topu almıştı. Ben biraz daha yakın olmak açısından aşağı ineyim. Evet. Samsun'dan gelen çocuklar sayılıyor. Emre Kara var. Emre Kara var sağda. O nereden geldi? Şuradan nereye gidiyor? Yalnız bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şu an ortam çok gergin. Adam şimdi geldi. Bak, hani sahada bir gerginlik var. Oyuncuların arasında da bir gerginlik var. He? Yani iyi kanka şey ya. Bak Mazeroz'u daha gelir değil mi? Şöyle biraz daha aşağı ineceğim yayın için. Taraftarlar geldi, bağırıyorlar. Evet. Şimdi Kastamonu ataktaydı. Top tekrar Tuzla'ya geçti. Tuzla Spor şu an sol kanattan Samet Asatekin'le geliyor. Samet. Orada iki oyuncuyu çalımladı. Kastamonu pres yaptı. Topu aldı. Top Tuzla Spor'da kaldı. Devrim içeri orta açtı. Top kornere çıktı. Burada da bir bayan hakemimiz var. Bugün görev yapıyor. Yan hakemimiz. Şimdi Tuzla Spor. Sağ kanattan köşe atışı kullanacak. Topun başında Bülent var. İçeriye orta açtı. Topsuz alanda çarpışma oldu. Kastamonu bir önce yerde kaldı. Yayına herkes tekrardan hoş geldin. Eyvallah. Şu an Kastamonu'da bir oyuncu yerde kaldı. Onun tedavisi yapılıyor oyun alanı içinde. Ben şöyle Kastamonu taraftarları da göstereyim yine. Pankartların arası arkasında orada meşale yakmışlar. Onlar da kutlama yapıyorlar. Tam gözüküyor mu bilmiyorum. Hatta şöyle zoomlayabileyim kadar. Şöyle göstereyim. Kale arkasındalar. Şöyle oturayım ben de. Hala Kastamonlu oyuncunun tedavisi yapılıyor. Dakika 6. Kastamonlu oyuncunun hala tedavisi devam ediyor. Bir çarpışma oldu orada arkadaşlar. Ben tekrar anlatayım. Çarpışma oldu. Oyuncu değişikliği bile istiyorlar hatta şu an. Bayağı bir kötü bir çarpışma oldu. Şu an oyuncunun başı sarılıyor. Kastamonlu oyuncunun. Hangi oyuncu olduğunu hala göremedim. Futbolda oluyor bu çarpışmalar. Kastamonu derken bir değişiklik olabilir. Şu an daha tam belli değil. Evet, Sedia ile kenara geliyor şu an. Kimin olduğunu henüz göremedim. Numarasını görünce sizle paylaşacağım. Arkadaşlar 8 numara mı? 8 numara Kastamonu'da. Tam göremiyorum şu an forma numarasını. Kaşıyorlar Sedia ile. Şu an ambulansa doğru gidiyor. Hastaneye gidecek büyük ihtimal arkadaşlar. Gözü de sarılı. Geçmiş olsun diliyoruz. Gözü de sarılı. 8 numara olması lazım. Kastamonu'da da bir oyuncu değişikliği olacak. Erken bir oyuncu değişikliği. Evet, 8 numara. Kastamonu'da 8 numaralı oyuncumuz.
8 numaralı oyuncu yani. Oyuncumuz demeyeyim. Arkadaşlar da şu an yanında geldi. Gözü ciddi şekilde sarılı yani, bilmiyorum. Şu an tam detayını göremedim. Ambulansla hastaneye gönderecek. Umarım ciddi bir şey yoktur. Maça devam ediyorum. Kastamonu'da da oyuncu değişikliği oldu. 8 numara çıktı, 11 numara girdi. Şimdi Kastamonu orta sahadan atağa kalkıyor. Metin Can. Evet. Top dışarı çıktı. Şimdi Tuzlaspor kale atışı kullanacak. Durumu kötü. Durumu kötü. Numara 6 mı 8 mi? Tam göremedim. 8 değil mi? Şimdi Tuzla tehlikeli gelmişti. Top bize kadar geldi. Top bize kadar geldi. Emre Kara. Emre! Kullandı. İçeri orta açmaya çalıştı. Adam güzel atacak, heyecanlandı. Maça istiyor. Doğanay mı ismi? Geçmiş olsun. Gerçekten geçmiş olsun. Şu an ambulansla hastaneye gidecek. Yani durumu gerçekten ciddi olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi. Çünkü yerde çok kötü çarpıştılar. Yerde kaldı. Yerde kaldı. Kastamonu hızlı geldi. Metin Can'a yolladılar topu. Kaleci Ayrullah. Erken çıktı. Batuhan Karadeniz'i gördüm az önce. Tribündeydi o da. Ufak bir sakatlığı varmış. Oynamıyormuş bugün. Ayrı zamanda Sadık Baş'ı gördüm. Tuzla'dan. Bunlar da Sadık Baş'ta Tuzla'da gol krallığını oynuyor. O da yok. Önemli eksikler var yani. Kastamonu'da yine aynı şekilde kongre kararı aldı. İnşallah hayırlısı olur onlar için de. Durumlar nasıl? Şu an ortada, çok oyun ortada geçiyor. Yorumlara bakamıyorum. Güneş parlıyor. Çok göremiyorum. Arada bakıyorum. Oyun ortada geçiyor ya. Orta sahada iki tarafta birbirini tartıyor şu an. Yani henüz daha ciddi bir atak yok. Dakika 10. Ciddi bir atak yok. Şu takım iyi diyebileceğim ciddi bir atak yok. Ortada geçiyor. Kastamonu şimdi kaleciyle karşı karşıya. Son anda Özgür. Sarıyer'den geldi o da buraya. Araya girdi. Evet. Tuzlaspor'da top. Atak yönünü sağ tarafa değiştirecekler diye Kastamonu tekrar topu kaptı. Hızlı çıkıyorlar. Tuzla defansını dengesiz yakaladılar şu an. Dağınık yakaladılar. Soldan geliyor Kastamonu Spor. Biraz köşede kaldı statta. Ondan demirlerin olduğu kısımdalar. Şu an çok gösteremiyorum. Aşağı inelim biraz daha. Ha? Aşağı inelim. Şeyden öbür türlü tel taraf da görünmüyor. Gel gel. Arkadaşlar Doğanay yerde hala, Kastamonu'da. Ben göstereyim. Hastaneye götürecekler kendisini. Şu an ben şöyle göstereyim size biraz. Telefonu çeviremiyorum. Çoğunluk telefondan izliyor. Şimdi Kastamonu bir serbest vuruş kullandı içeriye. Çok kalabalıklardı. Tuzla defansı topu uzaklaştırdı derken en direkt serbest vuruş kullanacak Tuzla. Doğanay da hastaneye gidiyor Kastamonu'da. Ambulansla geçmiş olsun diliyoruz tekrardan Doğanay'a. Şimdi İsmail kaleden çıktı ve
İsmail diyordum ben yalnız da. Ömer Aras yazıyor. Kastamonu kalesinde İsmail oluyor biliyordum. Son anda bir değişiklik mi oldu acaba diyeceğim de. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Böyle biraz daha net. Şimdi kale atışı kullanıldı. İsmail Şahmalı mı o? Ha, anladım. 26 numaralı forma giymişti. Arkasında Ömer Aras yazıyordu onun için. Ben de çünkü İsmail diyebiliyorum. Kastamonu Spor atakta. Trabzonspor defansı araya girdi. Samet Asatekin hızlı çıkıyor. Sağ tarafa yolladı. Emre girdi araya. Vedat, Emre, Göksu. Ömer Gür'ün orada baskısı vardı. Şimdi orta sahadan Muhammed'e attılar. Ha, doğrudur, doğrudur. Oğlunun ismi yazıyorsa formasında. Bilmiyordum. Şu an Muhammed yerde kaldı. Trabzonspor kaleye yakın bir yerden en direkt serbest vuruş kullanacak. Öyle göstereyim. Muhammed yerde kaldı. Ömer ayağı kaldırdı. Ahmet Yıldırım orada ayakta. Tuzla Spor Teknik Direktörü Gürses Kılıç ayakta. Kastamonu Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım ayakta. Maç başından beri sürekli takımlarına taktik veriyorlar. Teknik adam da oturmadı henüz daha. Kastamonu'da erken bir oyuncu değişikliği oldu. Onu da tekrar söyleyeyim. Şimdi Tuzla'da topun başında Bülent ve Samet Asatekin var. Kaleye yakın bir mesafeden serbest vuruş kullanacaklar. Hakem barajı ayarladı. Tuzla'da hemen hemen iki oyuncu hariç bütün oyuncu yer içeride. Acaba kaleye bir şut mu gelecek? Yoksa bir orta mı gelecek? Samet içeriye orta. Göksu son anda dokundu ama top dışarı çıktı. Şimdi İsmail Şahmalı kullandı kale atışını. Şöyle söyleyeyim ben. Kastamonu tarafında da 100 lira verip içeri girenler var arkadaşlar. Şimdi biraz baktım o tarafa da. Maçı izleyenler var. İçeriye girenler. Maç başından beri Kastamonu tehlikeli geldi. Tuzla defans tekrar araya girdi. Hakem sürekli iki tarafı da uyarıyor. İki tarafın oyuncuları da çok itiraz ediyor. Hani hocam kart niye çıkarmıyorsun? Hocam kart niye çıkarmıyorsun? Sert müdahale sürekli. İki tarafın oyuncuları da pozisyonlarda söylüyorlar. Hoca da iki tarafı sakinleştirmeye çalışıyor. Spor tehlikeli geldi. Samet içeriye, Ömer Faruk Ermeç vurdu. Son anda defans.
ayağını araya koydu. Korner bekliyordu. Burada bayan hakemimiz dedi ki kale atışı kullanılacak. Şimdi İsmail defanstan başlattı oyunu. Kastamonu geriden başladı oyuna. Top tekrar Tuzla Spor'a geçti. Kastamonu sol taraftan hata çıkacaktı. Metincan'ın attığı top biraz hızlı geldi. Kastamonu sporlu arkadaşlar şu an top. Sağ taraftan Kastamonu atak yapacak. Evet. Top tekrar Kastamonu'da kaldı. Kastamonu bayağı kalabalık, yığıldı şu an. Metincan içeri yolladı. Top tekrar Metincan'da. Kalk dedi, bir şey yok dedi hoca. Şimdi Tuzla kontratağa devrimle çıkacaktı. Özgür hiç tehlikeye girmedi. Topu taca bıraktı. Devrim kullanacaktı. Şimdi Emre'ye bıraktı taca atışını. Kullandı devrim. Muhammed'le Tuzla geldi. Dakika 20. Bülent içeri yolladı. Metincan hızlı çıkıyor. Recep de hata katıldı. Özgür ortada top istedi Kastamonu'da. Top tekrar Metincan'da. Sağ tarafa verdi topu. Kastamonu içeri giriyordu ki Tuzla'da Vedat perdeleme yaptı. Şimdi Muhammed topu aldı Tuzla'da. Ömer Faruk Ermeç'le oynadı. Orada Kastamonu'lu 3 oyuncu hemen Ömer'e basarak topu aldılar. Top tekrar Tuzla Spor'da. Defansta oyun kırıyor şu an Tuzla Spor. Özgür arkadaşlarına ileri çıkın diyor. Kemal de aynı şekilde. Top Vedat'ta şu an. Tuzla Spor hata çıkıyor. İleri doğru yolladılar. Şimdi Özgür perdeleme yaptı. Metincan aldı topu. Orta sahada sık sık Muhammed'le Metincan ikisinin arasında çok ciddi bir mücadele var. Sık sık karşıya geliyor iki oyuncu. Metincan Kastamonu'nun 10 numarası. Muhammed de 14 numara ama 10 numara pozisyonda oynuyor. Yani adeta bir 10 numara savaşı var. Evet. Şimdi Özgür'de top. İleri yolladı topu. Özgür araya girdi. Recep ile oynadı. Şimdi Kastamonu kalabalık geldi arkadaşlar. Sol taraftan içeri doğru kat etti. Topu çıkardı. Defans araya girdi. Son anda defansın bir müdahalesi oldu. Kastamonu ilk köşe atışını kullanacak. Sol taraftan maçın ilk tehlikeli atağı 22. dakikada Kastamonu'da geldi. Şimdi Metincan köşe vuruşu kullanacak. Bize göre sol taraftan köşe atışı kullanacak Metincan. Kastamonu'da 2-3 oyuncu hariç herkes içeride. Karambol oldu orada. Kafalardan geziyor top. Recep kaleye şut çekti. Top geri döndü. Kastamonu kaleye şut. Top direğin yanından gitti.
Çok tehlikeli geldi Kastamonu. Kastamonu çok tehlikeli geldi arkadaşlar. Çok tehlikeli geldi Kastamonu. Şimdi Özgür'de top. Tekrar Metincan Muhammed. Arkadaşlar bugün çok kez karşılaştılar. Orta sahada hadi tabi 10 numara savaşı var. Şimdi Muhammed içeri doğru yolladı. Ömer offside'de diye hareketlenmedi. Arkadaşım telefonda izlersen düz izlersin. Çoğunluk telefonda izlediği için telefonu o yüzden bu şekilde tutuyorum. Telefonda izlerseniz çok özür diliyorum. Bilgisayarda izleyen arkadaşlardan. Kamera getirdik aslında da içeri almadılar. TFF izin vermiyormuş. Dedik hani kameradan bağlantı yapalım. İnternet bağlantısı da ayarlamıştık burada. Güzel yayın yapacaktık. Almadılar içeri. İzin belgesi falan sordular bizde. Yine de telefonla yayın yapmaya çalışıyoruz. Şimdi Tuzla Spor endirekt serbest vuruş kullanacak. Recep bir foul yaptı orada. Kastamonu'da. Görev bölgesine dönüyor. Emre serbest vuruş kullanacak. Mesajları görevli arkadaşlarım okusunlar. Yayında olan görevli olan diğerli admin arkadaşlarım. Söyledim tekrar kendilerine. Okurlar şimdi. Şimdi Özgür. Kemal. Tekrar Özgür. Kemal ile oynadı. Kemal sol tarafta Bülent'le oynadı. Top tekrar Kastamonu'da. Şimdi sol kanattan Recep atağa çıkıyor Kastamonu'da. Tuzla bir türlü istediği oyun sistemini oturtturamadı. Kastamonu da oturtturamadı. Yani şu an çok kısır bir maç geçiyor. İki takım da çok korkak oynuyor. Veya hata yapmalarını bekliyorlar hani birbirlerinin. Recep orta açtı. Emre kesti. Skor kaç kaç? Skor 0-0. Dakika 27. Kastamonu'da 3. dakikada Doğanay yerde kaldı arkadaşlar. Ambulansla hastaneye gitti. Umarım iyidir Doğanay. Gözünde bir problem vardı. Direkt oyundan çıktı. Kapattılar gözünü. Yani umarım büyük bir problemi yoktur. Hiçbir oyuncunun biz sakatlanmasını istemeyiz. Yani Allah kimseye vermesin. Çok kötü yerde kaldı. Burada bir çarpışma oldu. Dakika 3'te. O yüzden Kastamonu bir oyuncu değişiklik hakkını erken kullanmak zorunda kaldı. Şimdi Tuzla'da da bir oyuncu yerde. Vedat yerde. Evet. Yayın için gelen arkadaşlarım var. Kastamonu tekrar Özgür'le
Taha çıkacaktı. Top taca çıktı. Kastamonu taç atışı kullanacak. Evet, Kastamonu tehlikeli geliyor arkadaşlar. Top Metincan'da. Recep'le oynadı Metincan. Özgür'le oynadı şimdi. Top taca çıktı. Tuzlaspor taç kullanacak. Özgür yetişemedi. Hakem yerinden kullanmasını istiyor. Emre biraz daha geriye gitti şimdi. Evet. Şimdi top Ömer'de. Özgür araya girdi. Taca dışı. Orada Özgür'le bayan hakemin, yan hakemin bir şeyi oldu. Arkadaşlar duydunuz mu bilmiyorum. Komikti biraz. Özgür şiveli konuştu biraz da. Nereye bakıyorsun hocam diye. Hoca da oyununa bak dedi. Bugün bir bayan hakem var burada arkadaşlar. Hemen önümüzde. Göstereyim size de. Güzel bir güzel bir komik an oldu. Şimdi Metincan ileri doğru oynadı. Bu arada zemin çok aşırı kayıyor. Yağmurdan dolayı mı? Yağmur yağmış herhalde. Ya da sulamışlar. Oyuncular ayakta duramıyorlar. Şimdi Tuzlaspor sol taraftan atağa kalktı. Şimdi top Metincan'da. Özgür'le oynadı Metincan. Şimdi Recep sol taraftan atağa kalkıyor. Kastamonu Spor'da. Top şimdi Emre Kara'da, tekrar Tuzla Spor'da. Arkadaşlar tamamen yani fiziki bir mücadele var sahada. Hani iki tarafta böyle yırtınıyorlar maç almak için. İki tarafta hata yapmamaya çalışıyor. İki tarafta yani ikili mücadele çokça var maçta. Pastan çok. Bireysel yetenek göstermeye çalışıyor oyuncular. Ama şu ana kadar henüz bireysel şeyi göremedik dersek yeri. Şimdi Göksu ileri oynadı. Samet Asatekin. O da Samsun'dan geldi. Yorumları nasıl kapatıyoruz? Şut ve gol! Aman Allah'ım! Kemal Tokak'la Tuzla Spor 1-0 öne geçiyor. Kemal Tokak'la Tuzla Spor. Ben tam yayın okuyordum. Yazıları okuyordum. Golü göremedim. Siz daha net görmüşsünüzdür belki. Tuzla Spor köşe vuruşundan 1-0 öne geçiyor arkadaşlar. Pendik ilçe stadında 1-0 öne geçiyor Tuzla Spor. Kemal Tokak kaptanıyla birlikte 1-0 öne geçti Tuzla Spor. Arkadaşlar Pendik ilçe stadında Tuzla Spor 1-0 öne geçiyor. Kemal Tokak'la Tuzla Spor 1, Kastamonu Spor 0, dakika 32. Pozisyonu keşke geri alsam. Kamera olsaydı arkadaşlar alırdık ya. Kamerayı sokmadılar, izin vermediler. Kemal Tokak aynen Kastamonu'da oynamıştı. Evet doğru. Güzel bir gol attı orada. Geriden geldi, iyi bir kafa vurdu Kemal. Kastamonular. Evet Kemal, bu bize yapılır mı? Tekrar şimdi top Kastamonu'da. Arkadaşlar çok kısa bir
telefon çalıyor. Hemen döneceğim yayın. Yayını tutsana bir konuşayım. Bakayım yayın tekrar geldi mi? Geldi, evet. Arkadaşlar, ben tekrar şöyle yukarı çıkayım biraz. Özür diliyorum. Diğer telefondan aradık arayan vatandaşları. Evet, dakika 32'de Tuzla Spor 1-0 öne geçti arkadaşlar. Samet Asatekin ortaya açtı. Kemal Tokak kafayı vurdu. Ve Tuzla Spor 1-0 öne geçti. Tekrar şimdi Tuzla Spor etkili geliyor. Samet Asatekin'de top, Samet içeride kaleye şut. İsmail çıkardı. Defans araya girdi. Tuzla Spor tekrar büyük bir tehlikeli pozisyonla geldi ceza sahası içine. Şu an Tuzla Spor saldırıyor arkadaşlar. Şimdi Samet'le tekrar atağa gidecekti. Tuzla Spor yan hakemin yanına geldiler. Özgür ileri. Orada Samet'e faul yaptı. İsmail de oyuncuların sesini net duyuluyor. Hoca düdüğü bekle dedi Bülent'e. Şimdi Bülent bir en direkt serbest vuruş kullanacak. Aynen, çoğu seyirci gelmemiş arkadaş. Kimse gelmemiş. Kastamon tarafından gelenler de yavaş yavaş stadın dışında gidenler de var. Kalanlar da var. Maç pazar olsaydı belki 100 lirayı verip inadına gelirlerdi. Şimdi Bülent içeri orta açtı. Top İsmail'in kucağında kaldı. Dakika 37. Şimdi Recep ileri hızlı oynadı. Vedat riske girmedi, ileri oynadı. Bu arada Samet'le devrimde kanat değiştirdiler Tuzla'da. Şimdi Bülent'te top. Hoca topa müdahale dedi. Özgür. Metincan. Özgür. Orada bir sarı kart çıktı. Tartışma çıktı arkadaşlar Bülent'le. Özgür'le. İki tane Özgür tartışıyor. Özgür Çelik, Özgür ileri. Tuzla Spor'da Özgür Çelik. Kastamonu Spor'da Özgür ileri. İki oyuncu tartışıyor şu an orada. Bu maçta kırmızı olur. Şuradan ben polis abileri de göstereyim. Polisimiz çekim yapıyor. Çekim yapıyor. Polisimiz görevini yapıyor. Allah polisimizi korusun. Kastamonlular kale arkasında arkadaşlar. Orada bir grup var. Toplanmış. Bir de deplasman tribününde oturanlar var. Yani karısıyla, eşiyle, çoluğuyla, çocuğuyla gelenler var. Oturanlar var. Şimdi hakem Mustafa Aydın Samet'e sarı kart çıkardı. Samet'e sarı kart çıkardı. Maç bayağı gerginleşti. Hoca benim anlamadığım ilk başta böyle iki takım da birbirlerine çok ağır giriyordu. Neredeyse tekme tokat da alacaklar. Ne sarı çıkardı ne kırmızı çıkardı. Uyarmakla yetindi. Şimdi ufak pozisyonlarda sarı gösteriyor. Maçın kontrolünü kaybedebilir hoca.
Şimdi Metincan'la Kastamonu tehlikeli geldi içeri. Orta top dışarı çıktı. Kaç kaç maç? Arkadaşlar maç 1-0. Dakika şu an 40. Tuzlaspor kale atışı kullanacak. Hayrullah Mert Akgüs milli kaleci. O da bayramın sakat olması sebebiyle bugün kaleyi almış. Sivas Belediye'den geldi buraya. Fatih Terim bir ara milli takıma çağırıyordu. Adana Spor'dan bilirsiniz. Şu an Tuzla'nın kalesinde o var. Hayrullah Mert Akgüs. Şimdi Recep sol taraftan Kastamonu'da taç atışını kullandı. Evet. Kastamonu'da Özgür aldı topu şu an ayağına. Oyun kurmak istiyor Kastamonu. Oyun yönünü sağ tarafa çevirdi. Kastamonu'da da sağ ve sol kanattaki oyuncular yer değiştirdi. Şimdi Tuzlaspor endirekt serbest vuruş kullanacak. 1-0 Tuzlaspor önde arkadaşlar. 1-0 Tuzlaspor önde. Gol eski Kastamonu sporlu Kemal Tokak'tan geldi arkadaşlar. Gol eski Kastamonu sporlu Kemal Tokak'tan geldi. Şimdi Recep Yılmaz. Recep Yılmaz önümüzde. Taç atışını kullandı ama top Emre'de kaldı. Emre kaleye bir şut. Top üstten dışarı çıktı. Şimdi İsmail. İsmail. Endrek. İsmail kale vuruşunu kullanacak. Bütün arkadaşlarına çıkın dedi. İleri çıkın dedi. Uzun kullanacağım dedi. Uzun da kullandı. Top şimdi Metincan'da. Özgür'le oynadı. Evet. Kastamonu şimdi atak yönünü sağ tarafa çevirdi. Top tekrar Tuzla Spor'da. Muhammed Akarslan, Metin Can Cici. Yine tekrar ikisinin bir karşılaşması oldu. Muhammed hızlı oynadı ileri. Kastamonu şimdi bize göre sağ taraftan taç atışını kullandı. Dakika 42. Top Özgür'de. Özgür. Bugün sahada çok Özgür var, dikkat ettim mi? İki tane Kastamonu'da var, bir tane Tuzla'da var. Özgürler çok. Şimdi Kastamonu Spor bir endirekt serbest vuruş kullanacak. Metincan topun başına geldi. Sık sık. Hoca iki tarafı da uyarıyor. Ama bu maçta eğer ikinci yarıda böyle giderse bu kadar hararetli ki ben öyle geçeceğini düşünüyorum. Kırmızı çıkar. Kesin çıkar. Bir tane, iki tane belli olmaz yani. İki taraf da yiyebilir. Tek taraf da yiyebilir. Duruma göre. Şimdi Metincan topun başında. Kastamonu'da bütün oyuncular arkadaşlar. Bir oyuncu hariç, Recep hariç bütün oyuncular içeride. İçeriye orta. Hayrullah çıktı, aldı topu. Özgür orada kafayı vuramadı. Hayrullah Emre ile oynadı. Emre Muhammed ile oynadı. Muhammed kaptan Kemal'e döndü. Kemal devrimle oynadı. Tekrar Kemal'le. Hayrullah. Şimdi Hayrullah ileri uzun oynadı. Göksu yükseldi.
Emre Kara. Özgür önde basıyor. Muhammed. Emre. Kaptan Kemal tekte oynadı. Özgür şimdi topu aldı. Özgür ileri araya bıraktı. Kastamonu Spor kaleciyle karşı karşıya. Şut ve gol. Ve gol ve gol. Ve gol ve gol ve gol. Mükemmel bir gol. Kaptan Kemal golü atmıştı Tuzla'da. Şimdi Kaptan Kemal'in hatasıyla Kastamonu 1-1 beraberliği yakalıyor arkadaşlar. Pendik'te Kastamonu dakika 45. Kastamonu 1-1 beraberliği yakaladı. 77 numara attı arkadaşım. Görmedim ismini. Çok uzakta 77 numara. Kastamonu'da 77 numara. 5 dakika ilave edilmiş. Bu arada Kastamonu 45'te 1-1 yaptı durumu. Mükemmel bir kontra ataktan Özgür ileri topu kaptı. Araya topu bıraktı. Ve 77 numara Kastamonu'da 1-1 yaptı. Ömer Gürmüş ismi. Arkadaşlar yazdı şimdi. Kastamonu 1-1 yaptı skoru. Kastamonu mükemmel bir gol attı arkadaşlar. Ömer Gür'le sağ taraftan. Ömer çok net sert bir vuruş yaptı yerden. Çok uzak köşeye. En uzak köşeye vuruş yaptı. Ve 1-1 oldu skor. Mükemmel bir goldü. Mükemmel bir goldü. Kastamonu 1-1 yaptı. Dakika 32'de Tuzla Kemal Tokak'la 1-0 öne geçti. Dakika 45'te Ömer Gür'le Kastamonu cevap verdi. Arkadaşlar ikinci yarıda burada olursunuz. Yayında olacağız. Ben şimdi sigara çay molası yapacağım. Zaten şimdi bitecek. 45. dakikayı doldurduk. Uzatmalar oynanıyor. İkinci yarı bekliyorum hepinizi. Görüşmek üzere.